çevreye bu kirli atıklar yayıldı. Bunları kaldırıp bir yere götürme şansınız yok. Bunları Evet. temizleme şansınız yok. Bunlar doğada kalacak. Şimdi yağmurlar, karlar ve maalesef aşağı doğru Fırat nehrine doğru az ya da çok sızacak, Fırat'ı kirletecek. Ama inşallah yani bir felakete yol açmayacak boyutlarda olur. Düşük bir boyutta olur bu İnşallah, kirletici evet. etki. Muhakkak ki kirletecektir ama dediğim gibi bir felakete neden olmasın. Temennimiz budur. Hocam peki tabii ki temennimiz bir felakete dönüşmemesi, ancak bu ihtimal gerçekleşirse Türkiye'nin geleceği açısından nasıl tehlikeler bizi bekliyor? Yani onu düşünmek bile istemiyor insan. İşte Fırat dedim ya, Evet. Fırat nereleri kat ederek nerelere kadar iniyor ve bu uluslararası boyutta da maalesef Türkiye'yi zor durumda bırakacak bir konudur. Güneyde bulunan ülkeler de bu konuda muhakkak ki dünya kamuoyuna bir takım bilgilendirmeler, şikayetlerde bulunacaklardır. İnşallah o boyutlara ulaşmaz. Yani bunlar tabii ekstrem, anormal sonuçlar olur. Buralara gitmemesini Evet. diliyorum ben. Ancak bu ihtimal var maalesef. Şu anda nehirde ölçümler yapıldığı, herhangi bir kirletici henüz oluşmadığı gibi açıklamalar yapılıyor. Ama bu ne kadar sürer? Çünkü dediğim gibi bu malzeme bayağı uzun bir vadi boyunca yayılmış durumda ve Evet. yağış oluyor. Ve bu yağışlarla, zaten yağış olmasa bile bu malzemenin içinde su var. Su olduğu için harekete geçti. Islak malzeme zaten işte o siyanür havuzundan alınıp biriktirme havuzunda biriktirilen malzeme bu. Yani ıslak çamur, bir anlamda çamur. O bakımdan o su, siyanürlü, sülfürik asitli ve diğer kimyasallar içeren su aşağı sızacak. Yani o formasyonların içinden geçecek ve eğim yönü Fırat tarafı olduğu için Fırat'a doğru akacak. Bunun önlenmesi için acil alınması gereken tedbirler alınıyordur diye düşünüyorum. Evet. Alınmalıdır. Bunu vurgulamak istiyorum.